ile birlikteyiz. Hem de şu malum yıl dönümünde 31 Mart bugün biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimin yıl dönümü. Ama o yetmez, daha çok kazan dediler. Daha çok kazandı, gitti geldi. Böyle bir yıl dönümünde beraberiz. Bunu konuşacağız çünkü intikamı fena alınıyor. Öyle görünüyor. İntikam sözcüğünü kullanır mı Ekrem İmamoğlu bilmiyorum ama ben soracağım yine de. Az önce izlediğiniz Sarı Dolmuşçuların sorunu dile getiren kardeşimin elbette dileğini soracağım. Sizlerden gelen mesajlar var, sorular var. Onları paylaşacağım. İstanbul'un halini paylaşacağız. İstanbul korona günlerinde en ağır tabloyu yaşayan il. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun omuzlarında her zamankinden daha fazla büyük var. Onları konuşacağız. Yani önlemleri konuşacağız. Bu arada trolleri konuşacağız. Gündemin en tuhaf başlığı belki de sorular olacak elbette ama. Şuradan başlamak istiyorum. Ha, bir dakika. Başkanın ayağında galoş var. Evet. Bizim ateşimiz sağladık. Ölçüldü. Doğru. Dolayısıyla başkan emin ellerde. Aramızdaki mesafe de güzel. Hiç merak etmeyin, İstanbullular ve sadece İstanbullular değil, Türkiye'nin her yerinden onu destekleyen milyonlar. Rahat olun, başkanınız emin ellerde. Bugünlerden sonra elbette geçecek. Geriye dönüp baktığınızda aklınızda hem kişisel hem de memleket açısından ne kalacak? Aklınıza ilk ne gelecek mesela? Bugünlere dair herhalde tabii sorunuz. Dünyanın düzeninin bence değişmeye başladığı dönem olarak yorumluyorum. Yani öyle düşüneceğiz ve gerçekten dünyanın birkaç yerde de söyledim, bize bir ses verdiğini düşünüyorum. Hatta bence bir çığlık. Yani siz dünyayı iyi yaşamıyorsunuz, yaşatamıyorsunuz. Yani ben insanlık adına bunu söylüyorum, ülke adına değil. Ve gerçekten şu anda yaşadığımız olay, travma. 50'ye yakın dünyanın önemli kentiyle bir söyleşimiz oldu Ayşenur Hanım. Geçen hafta telekonferansla bağlantı 57. yaptık. 57. 50'ye yakın. 50'ye yakın. 50'ye yakın. Metropoller. 46. Tabii. Yani New York, Los Angeles, Paris, Londra, Tokyo, Delhi. Yani aklınıza gelebilecek çok, her Seul örnek olsun diye söylüyorum ve herkesin inanılmaz çığlığı vardı bu korona süreciyle ilgili. Dolayısıyla insanlık yeniden yorumlamaya, yeniden nasıl bir yaşam tasarlamalıyızı tartışmaya başladığı bir dönem olarak görüyorum bu dönemi. Zira ekonomik temelleri sarsılacak bence dünyanın. Neyin üzerine kurulmalı? Ve müthiş bir süreç. Şimdi anımsıyorum. Mesela korona öncesi gündem neydi? Suriye'ydi, çatışmaydı. Rusya, ABD güç mücadelesiydi. Türkiye'nin oradaki pozisyonlanması, sıkıntıları, 10 milyonun üzerinde insanın yurdundan edilmesi, sadece daracık bölgedeki bir sorunu anlatıyorum ki dünyanın farklı yerlerinde bunun daha trajik farklı örneklerini görmemiz mümkün. Ne oldu? Bir anda gözle görünmeyen bir virüs bütün dünyayı zapt etti. Esir aldı hepimizi ve bütün liderlerin birbirine olan yüksek tondan ses yarışması da sona erdi. Bu süreçten ülkeler, daha doğrusu dünya belki de genel olarak söylemek gerekirse, ya toplum ve demokrasi güçlenerek çıkacak ya da mesela Macaristan'da olduğu gibi otoriter rejimler daha da otoriter, faşizan hale gelecek. Siz Türkiye için ne öngörüyorsunuz? Ayşenur Hanım, bütün dünya bence dünyanın daha uzlaşmacı, demokrasiyi güçlendiren, detaylı düşünerek hareket etmeyi esas ilke kılan bir döneme adım atacak. Zira otoriter ve akla bilime dayalı olmayan hamlelerin dünyayı nasıl çökerttiğini, nasıl sıkıntılara vardığının bir işareti. Zaten
popülist bir dünyayla mücadele ediyor insanlık. Son 10-15 yılına, 20 yılına baktığınızda, dünyanın farklı ülkelerini bu anlamda sorguladığınızda durum bu. Zaten ortak akıl hakim olsaydı şu anda bilimle, akılla doğayı koruyan, işte yeşili koruyan, yaşamı koruyan, insanı koruyan bir modelin hakim olması durumunda bence biz virüse karşı bu kadar çaresiz bir insanlığa dönüşmezdik diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben sizin tahmininizin tersine dünyanın daha demokrat, daha... Yok, ben iki yol dedim. Benim tahminim de aslında iyimser. Pardon, özür diliyorum. Ben yani iki yoldan demokrasi yolunun insanlık öncelendiği, doğanın... Bakın, dünya gelişmeli. Kesinlikle gelişim önemli bir süreç. Ama ben şöyle bakıyorum. Dünya korunarak gelişmeli. Yani dünyanın temel kurgusunu korumadığınız zaman gelişmenin büyük bir bozulmaya sebep olacağını ve bazen gerçekten geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakabileceğini. Yani şöyle, İstanbul'un son birkaç yıllık gündemine bir dönüp bakalım. Bir anda 16 milyon insan canımızı korumak için evlerimize hapsolmak durumundayız. Mecburuz buna diyoruz. Ama sadece bir buçuk, iki yıllık, üç yıllık gündemine bakalım, İstanbul'u nasıl böyle hamur gibi yoğurduğumuzu, İstanbul'u nasıl böyle bir dayanılmaz bir stresli kent haline getirme çabası içinde olduğumuzu görürüz. Dolayısıyla bu mu, bu mu? Tabii. Şimdi bundan sonra insanlık dediğimiz İstanbul'daki kesiti 16 milyon insan, yarınlarda 17-18 milyon insan, şimdi işin bu boyutunu düşünerek kararlar alacak. Yani korumanın, yaşam alanlarını korumanın, bize miras bırakılan bu dünya güzeli coğrafyanın, dünyanın en güzel coğrafyasının nasıl önce korunup sonra geliştirilmesi hususunu tartışacağını düşünüyorum. Çocuklar unutmayacak Ayşenur Hanım. Yani bakın, kesinlikle. ben evde 3 çocuğumla beraberim. Tam da zaten size özel şeyi soracaktım. Bugünlerden kalacak olan ileride ev hali, sizin kişisel elbette tecrübeleriniz. Bir yönüyle aslında kendi aramızda özlemlediğimiz deneyimler de yaşıyoruz ama sebebi bu olmamalıydı. Tabii. Çünkü içinde kaygının da olduğu. Yani kaygı duyarak bir deneyimleme yaşıyoruz. Çocuklarımızla vakit geçiyoruz. Şu anda kızım muhtemelen televizyonun karşısında okuldan öğretmenlerinin canlı yayın yaptığı dersleri dinliyor. Saat 11'de, pardon, o da başladı. Ortanca oğlum, o da kendi ekranında öğretmeniyle baş başa. Belki bu deneyimleme yeni bir eğitim frekansını oluşturacak. Bilemiyoruz. Dünyanın değişimine paralel. Büyük oğlum işte üniversite 3. sınıfta, o biraz daha özgün ders çalışıyor. Kitap okuyoruz, dertleşiyoruz. Bambaşka bir hayat değil mi? Yani bambaşka bir hayat. 14 yaşını aşan işte bir ergenlik döneminin ilk başındaki o kaosu yaşayan oğluma başka modeller, arayışlar sunmaya çalışıyorum. Çok şey, hani dönemin gereği böyle sert, isyancı falan, bazen onu isyanını dindirmek ve dile getirmesiyle ilgili şiir deneyimlemesi yaptırmaya çalışıyorum ona. Böyle güzel anlar, ama bir yandan şunu düşünüyorum, bu çocuklar, bu gençler 15 yıl sonra, 10 yıl sonra, 5 yıl sonra hayata etkin katıldıklarında bu dönemi unutmayacaklar ve bu dönemin travması zihinlerinde kalacak. Ben pozitif tarafını alıyorum. Bu travma onlara önceliklerinde bence çok etkili olacaktır ama diye düşünüyorum. Ama tabii ileride bundan pozitif dersler çıkartmak zorundayız. Ama bugün pozitif deyince aklımız çıkıyor. çünkü korona pozitif, biliyorsunuz, birlikte hayatımızın korkulu rüyası. En son tabloyla devam edelim, bir son durumu görelim. Bu son durumda Türkiye çok başka bir yerde, hani bizden gerçekten saklıyorlar. Onları görelim. Sonra İstanbul'un bu tablodaki özel durumunu, halini soralım başkana. Şimdi bir kere gün gün açıklanıyor ya, en son tabloda 168 ölüm,
10.827 vaka var 30 Mart itibariyle. Dün bir günde 37 insanımızı kaybettik. Bir günde. En yüksek sayıydı. Korkarım, korkarız daha da yükselecek. Çünkü bilim bunu gösteriyor. Tecrübeler bunu gösteriyor. Şimdi bakın bir grafik gelecek ekrana. COVID-19'un yani koronanın yayılma hızı Türkiye'de. Buna baktığınız zaman zaten o eğriyi göreceksiniz. Yukarıya giden eğriyi. Nasıl yükseldiğini. Yani 5 derecelik, 10 derecelik değil, bildiğiniz neredeyse 40 derecelik açıyla yükseliyor. Hani take off derler ya uçakta. Hızlanmış bir kalkışa, uçuşa geçmiş gibi görünüyor. Bu bize çok şey anlatıyor. Dahası var. Şimdi bunun dünyadaki tabloya vurduğunuzda bu rakamları şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. İlk sırada dünyada vaka ve özellikle vaka açısından ölümde çünkü İtalya hala birinci sırada. İlk sırada Amerika var, ikinci sırada İtalya var. Sonra onu İspanya takip ediyor. Bunlar dört en ağır ülke. Şimdi geliyoruz aşağıda göreceksiniz Türkiye. Türkiye ben bu tabloyu vermeye başladığımda 14. sıradaydı. Dün 13. sıraya çıkmıştı. Bugün tabii dünün rakamlarıyla bütün bunları düşüneceksiniz. Henüz çünkü veriler dünün verileri. Dün itibariyle Türkiye 12. sıraya çıktı. 194 ülke Birleşmiş Milletler listesinde ama ufaklı büyüklü baktığınızda 200'den fazla ülkeye yayılmış bir salgından, pandemiden zaten söz ediyoruz. Ve Türkiye 12. sıraya çıktı. Nitekim Avustralya'da ABC televizyonunda bir haberci dünyayı anlatırken 3 ülkeden bahsediyor. 1- en çok vakan olduğu Amerika, 2- en çok ölümün olduğu ve hala salgının önüne alınamayan İtalya ve sonra aşağılardan bulup çıkartıyor. Çok da aşağı inmesine gerek yok. 10 küsurda dediğim gibi Türkiye. Türkiye'ye dikkat çekiyor. Çünkü yayılma hızı, vakaların artış hızı dikkat çekici. Onu da izleyelim, devam edelim. Bu kadar açık. Sayılar yalan söyleyemiyor çünkü. Sayılar gizleyemiyor o durumu. Şimdi o sayılar bize aynı zamanda, bakın aslında ölü sayısı her afette olur ya. Aslında Elazığ'da 5000 kişi öldü, saklıyorlar denir mesela. İşte ya da bir başka felakette hep yönetime, otoriteye karşı bir güvensizlik duyuyorsa insanlar, hele bir de Fısıltı Gazetesi devreye girmişse, kuşkuları olur. Bakın bu anlatılan sizin belki güvenmediğiniz, daha fazlası var diye düşündüğünüz rakamlardan uzakta. Bize doğrudan doğruya Sağlık Bakanlığı yani devlet tarafından açıklanan rakamlara göre bu durum. Yani vahameti o açıdan daha net görebilirsiniz diye söylüyorum. Şimdi bu vahim tabloda bir de İstanbul'un çok özel bir yeri var. Hem nüfusu itibariyle hem de metrekareye kaç kişi düşüyor bilmiyorum İstanbul'da ama çok daha iç içe olması nedeniyle. İşte bir işe gitmek mesela bir saat sürüyor. Tabii. Diyelim ki. İstanbul'un halini anlatın bize. Şimdi Ayşenur Hanım tabii bu yaklaşık bizim gündemimize sürece dair baktığımızda 40 günlük sürecin içindeyiz İstanbul'da aslında. Hı hı. İlk olarak bunun pandemi olmasıyla beraber şehir halkına duyurulması Şubat sonuna doğru ve insanların koronayı anlaması, alınması gereken tedbirler, daha sonra bizim sıkı bir şekilde normal yapmış olduğumuz dezenfekte işleminin ötesinde bir dezenfeksiyona başlamamız, şehrin her noktasına bunu yaymamız derken aslında 40 gündür sürecin içindeyiz ve sürekli şu çağrıyı yaptık. Beraber olmalıyız çünkü krizlerin bir çözüm modeli vardır. Krizleri toplum ancak şöyle çözebilir. Uzlaşmak zorundasınız, bir araya gelmek durumundasınız ve
tek akılla yani süreci yönetmeye dair karar almak durumundasınız. İstanbul'da biz bunu ne yazık ki bir ay üzerine geçen hafta cumartesi ilk toplantımızı yapabildik. Düşünebiliyor musunuz? Kimle yani, yaptınız bu toplantıyı? Sayın Valimizin bizi davetiyle İl İdare Kurulu'nun toplantısına katıldım sabahleyin. Öğleden sonra da Pandemi Kurulu'nun toplantısına katılabildim. Halbuki ben bu çağrımı defalarca yaptım. Yani ama burada ne hikmetse bir araya gelme konusunda sorunlar yaşadık. Hatta Sayın Cüneyt Özdemir'le bir televizyon, özür dilerim, bir YouTube sohbetimiz oldu. Bana kızarak söyledi bunu. Yani nasıl böyle bir şey olabilir? Yani ne haddinize dedi. Doğru söylüyorsunuz. Ne haddimize yani? Biz bir araya gelelim diye seçildik ya da göreve atananlar var vesaire. Ama işte Türkiye'de bu ne yazık ki başka duygularla yönetilmeye başlandığı an sıkıntı başlıyor. Dolayısıyla biz geç de olsa bir araya gelmenin bir mutluluğunu yaşayan belediye başkanı olarak cumartesi günü şunu gördüm. Bir dakika. Şunu sormam lazım. Şimdi siz valiyle toplandınız. Oysa İl İdare Kurulu'yla. İl İdare Kurulu. Oysa şimdi öyle toplantılar yapılıyor ki Sağlık Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve bizzat Cumhurbaşkanı kendisi. O merkezi hükümetin ama Ankara'daki. Onlarla mesela şimdi hani ben de kızarak sormayayım ama onlarla da sizin toplanmanız, sizin görüşlerinizin, bakın, sorularınızın alınması gerekmiyor Ayşenur mu? Ayşenur Hanım, o kadar güzel bir şey söylediniz ki şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul. Evet. Yani vakaların da ne yazık ki ölümlerin de Allah rahmet eylesin bütün kayıplarımıza merkezi İstanbul. Yani ben oran vermeyeyim ama %60'ın üzerindeki kısmı İstanbul'a ait olduğunu düşünüyoruz. Siz bütün rakamları il il biliyor musunuz? İl il bilme şansına sahip değiliz. İstanbul'da. Bunu Sağlık Bakanlığı'nın, ya yani İstanbul'da da biz tabii bazı vefat haberlerine sahibiz ama bunların bir kısmının pandemi, yani daha doğrusu korona olup olmadığı raporları daha sonra eklendiği için net bir sayıya sahip değiliz. Bu yani siz da, bile bilmiyorsunuz. Aynen, bu konuda Sağlık Bakanlığı mesul ve tek açıklamayı Sağlık Bakanlığı yapıyor. Vefatları Sağlık Bakanlığı'nın yapması, hastalığı, bunun anormal karşılamıyorum. Ama çünkü sizin bilmeniz gerekmez mi? O ayrı. Yani dediğim gibi biz başka bir kaynaktan takip ediyoruz ama biz biraz geriden geliyoruz. Fakat yani tek elden bu tür süreçlerde bilgi paylaşımını doğru buluyorum. Ancak benim tespitim yani başka bir yönde. İstanbul bu işin merkezi. Dolayısıyla İstanbul'un merkez olduğu bir konuda Büyükşehir Belediyesi'nin daimi bir masa üyesi gibi her an konuşulan, tartışılan, çünkü en büyük lojistik güce sahibiz. 85 bin çalışanımız var. Bakın bugün valiliğin de başka kurumların da sahadaki faaliyetlerine yine en büyük desteği veren biziz, aracıyla, insan kaynağıyla. Vermeye de devam edeceğiz. Sorumluluğumuz bu yani. Yapmak zorundayız. Şimdi bütün bunu niye anlatıyorum? Uzlaşmak ve bir araya gelip krizi yönetebilme becerisi sürecin daha hızlı çözümüne sebep olur. Örnek, ben 13 Mart'tan itibaren neredeyse ciddi anlamda bir duyurunun yapılması, yani sokağa çıkma kısıtlılığının gerçekleşmesini dile getirdim. Aslında ilk söylemimde sokağa çıkma yasağı demedim ama hani ona yakın bir şey ifade ettim. Ve yaklaşık neredeyse 8-10 gündür de bizzat sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir diyoruz. Niçin diyoruz? Bakın Ayşenur Hanım, kısa bir basit bir örnek vereceğim. Pazar günü valimiz İstanbul'lu hemşehrilerimize teşekkür etti ki ben de teşekkür ederek kendisini de ekleyerek paylaşımda bulundum. Gerçekten pazar günü görüntüler İstanbul'un çok az bir yolculuk sayısıyla sahada olduğunu gösteriyordu. Ama pazartesi günü yanıldığımızı gördüm. Niye? Pazar günü çalışma, izin, hava da kötüydü vesaire vesaire. 464 bin yolculuk tespit ettik toplu taşımada pazar günü. Gün itibariyle 464 bin yolculuk. Bu mükerrer yolculuklar olabilir. Aynı kişi burada da basıp binebilir. Bir başka aracı da, yani bunun 300 bin kişi olduğunu düşünen toplu taşımama. Şeyden bahsetmiyor, bireysel araçtan bahsetmiyoruz. Ki bireysel araç sayısı da çok azdı pazar günkü görüntülerde. Eyvallah.
pazartesi günü 1.124.178 yolculuk. 1.124.000. Şimdi yani tam 3 katı. Şimdi dün pazartesi günü bir başka konuyu söyleyeyim ben size. Öyle yoğun bir özel araç trafiği vardı ki E5'te, TEM'de. Şimdi ben ısrarla şunu bekliyorum. Ya yani ben mesela dün yani cumartesi konuştuk, pazar konuştuk. Bunu bazı ekranlarda da, dün de katıldığım Fox'taki programda da sabah üstüne basa basa söyledim. Ya İstanbul, bari tek İstanbul sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. Bakın bir şey söyleyeyim. Dün beni Lizbon Belediye Başkanı aradı. Telefonda yaklaşık 20-25 dakika sohbet ettik. Yani siz ne yapıyorsunuz, biz ne yapıyoruz gibilerinden. Şimdi Lizbon Belediye Başkanı'nın izahını söyleyeyim. Lizbon'da biliyorsunuz Portekiz'in en önemli kenti. Hı hı. Biz dedi daha bu sabah yani aldığımız tedbirleri daha katı tedbirlere nasıl dönüştürürüzün toplantısını yaptık dedi Sayın Başbakan'la ve katılan bakan, katılımcı bakanlar. Portekiz bu arada 15-16. sırada, yani orada da durum iyiydi. Yani nüfusa vesaire bakarsanız tabii. Hem bilgi paylaşımı için beni aramış, hem nasıl yardımlaşabiliriz. Şimdi ben ona yarın bir İstanbul raporu yolluyorum. O bana Lizbon raporu yolluyor. Hı-hı. Ve biz bunu nasıl bir dayanışma, şunu söylüyorum, masaya bakıyorum ben. Ya. Başbakan, bakanlar ve Lizbon Belediye Başkanı muhtemelen o bölgenin yönetim biçimine göre yetkilileri. Şimdi biz bu kararları alalım derken ısrarcı olduğumuz noktada şunu söylüyoruz. Pandemi bize diyor ki ben bulaşıcıyım kardeşim. Ne kadar diyalog, yani şurada biz korunmamıza rağmen bir risk alanı oluşturuyoruz aslında. Yani korunmamıza rağmen, ama bir sorumluluğumuz var, onu yerine getiriyoruz. Siz de biz de. Sizler şu anda yayın yaparak aslında büyük bir sorumluluk yerine getiriyorsunuz. Mecburen. O bakımdan, ama ya insanların gereksiz ya da erişimlerini kısıtlayıcı, evet bunun ekonomik bedelleri var. Evet bunun üretimle ilgili bedelleri var. Bunları çözeceğiz. Yani bunları hükümetimiz ekonomik tedbirleriyle çözecek. Çünkü şu dönem, yani şu dönem bütün veriler onu gösteriyor. Önümüzdeki 2-3 haftalık dönemin çok kritik bir dönem olduğunu. Bakın vaka sayısı dün 1050 mi 1070 mi tam sayısı yok. Moskova'da vaka sayısı 1000 küsür iken Moskova sokağa çıkma yasağı ilan etti. Moskova dün, yani nüfusu yaklaşık banliyölerle İstanbul kadar olan bir kent 1000 küsür iken sokağa çıkma yasağı. Biz neyle uğraşıyoruz? Bir şey sorabilir miyim size? Biz neyle uğraşıyoruz? Ben isyan ediyorum. Biz neyle uğraşıyoruz Ayşen Hanım? Biz yani gündemlere bakalım. O ne dedi, bu ne dedi. Trolle uğraş, bilmem neyle ya. Uğraş. Veya siyasi zeminde bu süreci tartışma çabası içinde olan insanlarla uğraşıyoruz. Ya kardeşim, tespit yapacaksınız, tedbir alacaksınız, mücadele edeceksiniz, başarı elde edeceksiniz. Yani bugünün ruhu bunu gerektiriyor. İstanbul'un durumu bu. Başkan, İstanbul'un bir şey durumu net olarak söyleyip bitiriyorum Ayşen Hanım şu cümle. Döneceğiz tekrar zaten. Yani şunu, büyük bir seferberliktir. İstanbul'da acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir. Ve İstanbul'la ilgili ben böyle 1.100.000 toplu taşıma yolculuğu, E5'in yolların dolu, özel trafikle dolu olduğu bir dönemin yaşanmasını istemiyorum. Evet, bedellerini birazdan konuşuruz, hepsini. Ekonomik tedbirlerini konuşuruz. Ama bugünün de manşeti dün gibi biz sokağa çıkma yasağının İstanbul'a uygulanması gerektiğini Şimdi sokağa çıkma yasağı deyince insanlar belki korkuyor, onu da söyleyeyim. Yani asla çıkamayacaksın. Hayır, belli saatlerde çıkılmayacak ve kalın da kısıtlanmış biçimde olacak. Tabii ki kısıtlılık bu. Yani. Şimdi, ama şunu soracağım. Silahlı size. Tedbir Allah korusun öyle bir şey demiyoruz. Tabii canım yani. Elbette. Şimdi Sayın İmamoğlu, siz defalarca söylediniz. Dün de evet Fox'ta söylediniz. Küçükkaya'nın programında sokağa çıkma yasağı dediniz. Aynı günün akşamında Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı ve herkes, doğrusu ben de, bu konuda bir açıklama bekledik. Sokağa çıkma yasağı ya da benzeri bir önlem bekledik. Ama ne gördük? Biz bize yeteriz ve
bize bağış gönderin. Yani kendi önleminizi kendiniz alın, kendinizi finanse edini gördük. Şimdi siz hakikaten dün akşam Erdoğan'dan böyle bir açıklama bekliyor muydunuz? Başka bir açıklama mı bekliyordunuz? Dün akşamki paketini diyelim, bir paket de yok belki ortada ama nasıl yorumluyorsunuz? Ayşenur Hanım, ben cümleme şuradan başlayacağım. Ben burada gene bütün sağlık çalışanlarına, bütün doktorlara, hemşirelere, bütün oradaki hizmetlere, canı pahasına şu an bu mücadeleyi veren bütün sağlık çalışanlarına minnet duygularımı iletmek istiyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Hepimiz bu salgını yaşayabiliriz. Allah korusun herkesi. Yine bize yardımcı olacak olan onlar. Canı pahasına diyorum. Onlarla ilgili de almaya çalıştığımız, yapmaya çalıştığımız tedbirlerimiz var. Bunu niye söyledim? Mesela Sağlık Bakanı'nın mücadelesini de görüyorum. Başarılı olmasını çok istiyorum. Kendileriyle de görüştüm. Telefonla görüştüm. Önerilerimi kendilerine yazılı ilettim. İletmeye de bu hafta devam edeceğim. Bu manada Sağlık Bakanı kritik bir şey söyledi. Kendi karantinanızı uygulayın. Kendinize sokağa çıkma yasağı ilan edin anlamında konuşmaları oldu. Aslında Sağlık Bakanı da aynı mesajı verdiği noktada veriyor yani. Net söylüyor. Ne desin? Yani bakan daha ne diyebilir? Tek başına o kararı alsa ben eminim ki bugün çıkar sokağa çıkma yasağı ilan ettim der. Bir hekim gözüyle, Sağlık Bakanlığı sorumluluğuyla olayı gördü. Çünkü ben pandemi kurulunu dinledim İstanbul'da. Yani bizim de bilim kurulumuz var. Onu da dinliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bilim kurulu var. Onu da dinliyorum. Ama pandemi kuruluna ilk defa davet edildim İstanbul'da. Büyük oranda hekimler vardı. Farklı üniversitelerden, farklı vakıf üniversitelerinden, devletin kurumlarından, İl Sağlık Müdürü oradaydı. Hepsinin bu vahim tablodaki, evet büyük bir mücadele veriyoruz, hepsini anlattılar ama söylediği tek şey bu sürecin karantina ile olacağı, bu sürecin sokağa çıkma yasayla olabileceği konusunda net manzara. Yani vahameti anlatıyorlar, çıkışı görüyorlar. Yani ben de bilimin bana anlattıklarını zaten anlatıyorum. Tabii benim işim değil. Öyle. Siz de öyle. Bütün bu vahametin olduğu ortamda biz tabii dayanışma modelleri çalışıyoruz Ayşenur Hanım. Biz sabahleyin bir kampanya başlattık. Niçin? Şehirde bir dayanışma ruhu. Niye? Bakın daha buraya gelirken bir iş adamı beni aradı. Dedi ki nokta atışı işlere yardımcı olun Sayın Başkanım dedi. Ben dedi taksiye binerken her gün gördüğüm taksiciler acaba şu anda ne yapıyor diye düşünüyorum. Ben ilave ettim. Dedi bunun minibüsçüsü var. Bunun gündelik para kazanan berberi var. Hamalı var. Yani ne bileyim bir yerdeki günlük aldığı bahşişle hayatını geçiren garsonu var, komisi var. Ya yani ben iş dünyasını ve emek dünyasını bilen bir insanın farklı sektörlerde binlerce insan çalıştırdım. 30 yıldır İstanbul'da istihdam üreten bir insanım ben. Kendi siyasi yaşamımın dışında. Farklı alanlarda. Ben bunu biliyorum. Nasıl ekmek kazandığın insanların. Nokta atışı bir iş yapalım. O insanlara katkı sunalım. Şu anda o insanlar daha işin başında ve yardımlaşmayla süreci nasıl... Evet dedim. Biz de onun için dün bağış kampanyası başlattık. Ve bu bağış kampanyasındaki temel duruşumuz şu. Biz sizlerin aracı kurumunuz olalım. En güvenilir, en vicdanlı eliniz olalım. Niye? Büyükşehir Belediyesi kimin? İstanbul halkının. 16 milyon insanın bir kampanyayla. Yani bunu derken biz şu anda 230 bin aileye yardım ediyoruz zaten Ayşenur Hanım. 230 bin aileye nakit yardımı yapıyoruz. Bir kısım aileye aynı yardımlarımız var, farklı yardımlarımız da var. İşte 100 bin çocuğa süt dağıtıyoruz gibi gibi. Ve bu yardım, mesela biz 25 gün önce yaptığımız toplantıda biz sosyal yardım bütçemizi nasıl arttırmalıyız, nereye kadar çıkartabiliriz ki bunun %50'leri bulabileceği artış oranın kendi bütçemiz ki muazzam bir bütçe daralmasına şu anda sebep olan bir dönem yaşamamıza rağmen. Ve biz de merkezi hükümetten payını bekleyen bir kurumuz. Türkiye şu an biz yüzümüzü merkezi hükümete dönmüşüz. Dolayısıyla böyle bir süreçte başlattığımız kampanya böyle bir aracı pozisyonu. Sayın Genel Başkanımız bizi bir video konferansıyla geçen hafta bugünlerde pazartesi salıydı topladığında o da bu mesajı verdi bize. Dedi ki
Siz belediyeler olarak halkın güvenini kazanmış, oy verdiği kurumları yönetiyorsunuz. Oy vererek seçtiği kişilersiniz ve o kurumları yönetiyorsunuz. Kampanyayla insanların bağış yapma metoduna yol bulmalısınız dedi. Aslında o süreç bizi tetikledi ve bugüne getirdi. Şimdi bugün geldiğimiz noktada biz bunu yapabiliriz İstanbul'da. Yani bir aracı kaldı ki bu bizim bütçemizin karşılığında şu kadar da bir bütçe, o gözle değil, bir vicdan muhasebesi yapıyoruz. Bir dayanışma ruhu ortaya koyuyoruz. Bunun psikolojik katkıları da var. Ama benim, niye bunu anlattım Ayşe Hanım? Benim tabii ki merkezi hükümetten başka beklentilerim var. Yani merkezi hükümet evet ben sokağa çıkma yasağı diyor isem ve bunda bir mecburiyet var ise bunun ekonomik tedbirlerini dinlemek isterdim dün. Yani bir alınan tedbirler var mı var ama yetmiyor, düşük. Ben görüyorum süreci. Yani esnafı görüyorum, iş insanını görüyorum, fabrikaları anlıyorum. Ve Ayşenur Hanım biz bir ekonomik kurul oluşturuyoruz. Bugün görüşmelerimizi başlatıyoruz ve bugünü konuşacağız ama büyük oranda aslında yarını konuşacağız. Yani iki ay sonra nerede olmalıyız? Beş ay sonra nerede, ne yapmalıyız? Yani İstanbul'da ekonomik düzende biz bunları konuşacağız. Buradan elde ettiğimiz verileri cebimize koymayacağız. Kamuoyuyla paylaşacağız. Hükümet yetkilileriyle paylaşacağız. Bakın biz şu ana kadar merkezi hükümete kendi talepleriyle ya da doğrudan bizler en az 7-8 kendi bildirimizi yolladık. Yani dedik ki gelir kaybına uğradık. Yani şu anda ciddi bir gelir kaybına uğramış durumda belediyeler, bütün belediyeler. Ve belediyeler direkt vatandaşa dokunup hizmet eden kurumlardır. Her an vatandaşın alo deyip ulaştığı kurumlardır. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de aynı, Konya Belediyesi için de aynı, Gaziantep Belediyesi için de aynı, ne bileyim Çemişgezek Belediyesi için de aynı, Sarıyer Belediyesi için de aynı, her belediye için ayrı. Dolayısıyla benim söylediğim aslında bütün Türkiye'deki yerel yönetimler devletin sahadaki elidir. Devletin. Şimdi biz, ben şimdi bakıyorum. Yani neyi konuşuyoruz dün? Biz bize yeteriz. E tabii ki yeteceğiz biz bize. Yani şu anda dünya kendine düştüğü ortamda tabii ki yeteceğiz ama nasıl? Sağlıklı kamu bütçesini hükümetin yönetme becerisiyle. Kamu bütçesinde elde tuttuğu rezervleri ülke insanına bu zor günleri aşması ile ilgili paylaşmasını sağlıklı yapmasıyla aşabiliriz. Yarınlarda kayıp yaşayacak sektörlerde örneğin turizm gibi. Düşünsenize İstanbul'da şu anda on binlerce yatak kapasitesi olan İstanbul'da bütün oteller kapalı Ayşenur Hanım. Mağazalar ve kapalı. Bütün yaz dönemi kapalı, mağazalar kapalı. Dün İspanya'da bir bağlantı vardı benim katıldığım programın hemen öncesinde. İspanya hükümeti diyor ki ben bu süreçte işini kaybeden her vatandaşıma en az 2 yıl maaş ödemeyi taahhüt ettim diyor İspanya hükümeti. Şimdi bizim ekonomik tedbirlerimizi kendi gücümüze göre en üst seviyeden almaya mesul bir hükümet metodunu duymak istiyoruz. Biz mesela Büyükşehir Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyeler olarak, ilçe belediyeleri olarak fona ihtiyacımız var. Ekstra fona. Sadece kesintinizi yapmayacağız. Bu böyle bir şeye ihtiyacımız yok bizim. Kesintinizi tabii ki yapmayın ama kesintinin ötesinde gelir artışını bize sağlamalısınız ki biz sizlerin eli olalım. Yani devletimizin sahadaki eli olalım. Bunu yerine getirelim. Dolayısıyla aslında muazzam bir kamu yönetimi becerisine ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Biz ne duyduk? Biz bize yeteriz. E hayırlı olsun. Ne diyeyim? Yani hayırlı olsun ama inanın hayırlı olan o değil. Hayırlı olan şu anda Türkiye'nin yedek akçelerini, o en kötü gün için tutulan fonlarını. Kaldı mı? Onu bilemem. Devlet açıklayacak onu. Ben hani devletin verilerini burada açıklayacak kurum başındaki bir insan değilim. Bunları Türkiye'ye açıp bu zor günleri atlatmamıza dönüp bir ekonomik modeli. Hem de şöyle bakın Sayın Aslan, 6 ay, yani önce 2 ay, sonra 6 ay, sonra 1 yıl, sonra 2 yıl. Yani en az 2, niye biliyor musunuz? Bu dünya ekonomisi kendini gösteriyor. Dünya ekonomisi belki de tarihinde görmediği küçülme oranlarını en az 2-3 yıl yaşayacak.
Bu net. Bu net yani. Görünüyor. Bakın en az bir yıl turizm bütün şeylerini kaybetmiş durumda. Yani dünyadaki turizmin kaç trilyon dolardır? Yani turizm bütçesinin neredeyse %3'e, 5'e, 10'a indiği bir dönem yaşıyoruz şu anda. Belki de sıfır. Şimdi bu bir yılı kaybettiniz. Yani düşünsenize Türkiye'de yüz binlerce insanın turizmden ekmek yediğini. Yani devletin kasasında turizm yediğini. Oteldeki animatörden, komisine, garsonuna, yöneticisine. Yani sadece kapalı turizm. Çarşıdaki esnafa. Bravo. Kapalı çarşı belki kaç ay daha kapalı kalacak. Şimdi böyle bir ortamda yani ben anlamadım. Yani biz kampanya yapabiliriz bakın. Mansur Bey Ankara'da yapabilir. Konya Belediyesi yapabilir. Adana Belediyesi yapabilir. Kırşehir Belediyesi yapabilir. Yozgat Belediyesi yapabilir. Trabzon Belediyesi yapabilir. Yapsın. Kendi şehrin içindeki dayanışmayı diri tutsun. İnsanları morallendirsin, bir arada tutsun. Yarınlara hazır dinamik bir toplum yapısı, koordinesi bunlar okey. Ama bizim devletimizden hepimizi kucaklayan, hepimizi bakın A, B, C. Yani biz ya dünden beri bakıyorum, utanıyorum evde. Akşam eşimle böyle bakıyor, niye diyor bu kadar? Ya diyorum Allah aşkına ulaştığımız şeye bakar mısın? Yani otobüse adam bindirenler, Ekrem İmamoğlu şunu dedi, CHP'nin, yani buna kim katılıyor bakın daha acısı, milletvekilleri. Efendime söyleyeyim siyasi partinin yöneticileri, il başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, belediye başkanları. Ya işimize bakalım arkadaş. İkinci bölümde bakın, bu troll meselesini konuşacağız. O bakımdan hani çok ben tuhaf. Kampanya işinde yani devlet açıkladım hayırlı olsun unutsun işine baksın. Ne oluyorsa olsun orada. O işi unutsun. Bakın o işi unutsun. Biz diri tutalım ama. Biz diri. Niye tutalım? Biz şehirde yaşıyoruz. Ben şimdi buradan çıktığımda şurada kapıda beni bir taksici görecek dert yanacak. Tabii. Benim şu an çağrı merkezime her gün insanlar arıyor. Ben ne olacağım diyor. Bunun içinde her esnaf türü var. Şimdi biz onlara nasıl ayakta kalmalarını sağlayabiliriz? Nasıl ülkesine, memleketine, şehrine güven duymalarını devam ettirebildiklerini sağlayabiliriz? Bunu biraz açmak istiyorum. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişten farklı alanlarda çalışmalarınız ve tabii ki harcamalarınız oluyor, olacak. Ne yapıyorsunuz mesela yeni başlıklar olarak? Ne yapıyorsunuz ya da ne yapacaksınız? Şimdi şu anda tümüyle biz aslında bu koronavirüsüne dair hazırlıklara yönlendik. Yani? Bu nedir? Şöyle bir kere şu anda temel belediyecilik hizmetlerimizde sıfır aksama. Yani nedir? Suyunu vereceğiz bu şehrin. Vermeliyiz. Şu anda doluluk oranlarımız %65. Bu iyi bir şey mi, oran mı? Değil. Yani bizim bu aylarda %80'in en az üstünde olmamız gerekirdi. Peki suya dikkat diyebilir yani, miyiz o zaman? Kesinlikle suya dikkat. Yani şu var, biz tabii bu oranlarla yazın bir su sıkıntısı beklemiyoruz. Simülasyonlarımız bunu gösteriyor. Hı. 2013 ya da 14 yılında bu aylarda %40'larla sezona girdiği bir dönem yaşadı. Ama burada şunun altını net çizmemiz lazım, dememiz lazım ki evet suya dikkat. Suya dikkat. Yani ev kullanımımız arttı, artsın da zaten. Hijyene dikkat ediyoruz, dezenfeksiyona dikkat ediyoruz ama suyu boşa asla harcamıyoruz. Kurak bir dönem geçiriyor Türkiye. Yaklaşık İstanbul 2 yıldır kurak dönem geçiriyor. Evet. Yani sadece bu yaza kışa değil, geçen seneki kışa da bakın hatta arkadaşlarımla dedik ki ya hatırladık evet ya seçim döneminde bizim sokağa çıkamadığımız gün çok azdı mesela. Yani Aralık, Ocak, Şubat, Mart'tan bahsediyoruz. Hatta Nisan'dan bahsediyoruz. Yani öyle yağmurdu, çamurdu, kardı deyip de sokağa çıkamadığımız birkaç gündü mesela. Dolayısıyla 2 yıldır kurak yaşıyoruz. Suya dikkat. Yani biz suyunu vereceğiz. Biz gazını vereceğiz. Biz çöpünü toplayacağız. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aklınıza gelen tüm hizmetlerini yani Allah gecinden versin cenaze işleminden aklınıza gelebilecek tüm işlemlerin artıp ilçe belediyeleri aynı şekilde yine sahada yürümek zorunda olduğumuz işler var Ayşenur Hanım. Şu anda
örneğin metro tüneli yürüyorsa ve orada bir tünel kazısı varsa ve orada o kazıdan dolayı bir risk oluşturuyorsa bizim o tüneli tamamlama zorunluluğumuz var. Yani bir kısım mekanik çalışmalar, yani yoğun insan temasının olmadığı mekanik çalışmaları da yürütmek zorundayız. Bununla ilgili çağrılar geldi. Niye çalışıyor? Çünkü aksi takdirde orada risk oluşturuyorsunuz. Hı hı. Kazdığınız tünelde vesairede. Bunun gibi birçok işlemimiz yürüyor. Yürüyor ama bir yandan da işte işin korona boyutu nedir? Şu anda dediğim gibi yardımlaşma bütçemizi en üst seviyede tutuyoruz. Şu anda alımlarımızı hazırlıyoruz. Önümüzde Ramazan ayı var. Ramazan ayında toplumsal yardımlaşmanın yanı sıra kurumsal fayda sağlanma konusunda çok hazırlıklarımız var. Bunlar vatandaşımıza hissettiğimiz. Çünkü insanlarımız belli ki Ramazan ayının en azından ilk haftalarını evinde geçirecek. İnşallah hızlı söner ama yani tahminler bazen Mayıs sonu diye geçiyor birçok şehirde. Mesela Lizbon Belediye Başkanı biz pik tarihi olarak Mayıs sonunu belirledik diyor. Mayıs sonu. Yani şehrin koronayla yani ilgili en üst çıkacak. Seviyeye çıkacak ve aşağı inişi olarak Mayıs sonunu belirledik. Türkiye ve ona içinde, göre şu anda biz onu bilemiyoruz. Sağlık yani ben yani çalışmalarımız kimi, var. Bilim kurulu üyelerine göre Nisan sonunda Türkiye'de pik bekleniyor. Bunu Mayıs'a getiren de var elbette. Ama o zamana kadar çok can yanacak, onu söyleyelim maalesef. Çünkü Türk Tabipler Birliği karantina fırsatı kaçtı dedi. Şimdi tekrar düne ve oradan sizin ne yaptınız, ne yapacaksınız yanıtına döneriz. Erdoğan'dan dün bütün Türkiye sınırlı da olsa İstanbul için en azından bir daha sıkı önlem istedi. Ama dün paylaştım sizlerle. Meral Akşener çok açık bana ve Bilal Bey'e anlatır gibi anlattı ki hani eğer bunu yaparsa merkezi hükümetin, iktidarın yani Erdoğan'ın bunun ekonomik ve toplumsal sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor. Ama ne yapıyor iktidar? Sorumluluğu bize bırakıyor. Biz sade vatandaşlara ve işte kenti yönetenlere. Öyle olunca da kenti yönetenler işte başını derdine, çaresine yani bakmaya çalışıyor. Biz şu anda tüm sağlık kuruluşlarına destek olmaya çalışıyoruz. Hı hı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdik. Özellikle sağlık çalışanlarına yoğun bir şekilde talep olduğunu duyduğumuz için 2000 yatak kapasitesini otellerle anlaşarak hastanelere yakın mesafelerde sağlık çalışanlarının kullanmasına dönük tahsise hazır olduğumuzu, otellerle anlaşmayı yaptığımızı söyledik. Bakın yeni kapıda bir yardımlaşma ve dayanışma merkezi kurduk. İçinde muhtar temsilcilerimiz var. İçinde siyasi parti temsilcilerimiz var. Kendi i̇çinde, genelinden tabii. Tabii tabii. Büyükşehir Belediyesi olarak içinde bilim kurulumuz var. Bu içinde derken hepsi bir anda oraya yığılıyor anlamında söylemiyorum. Koordineli bir çalışma modelinden bahsediyoruz. Vatandaş yani, oraya mesela gidip ne istiyor ya da ne yapıyor? Vatandaşın orayla bir diyalog. Orası yok. Aslında bir sorun çözümü, üretim koordinasyon gibi koordinasyonu sağlayan bir merkez olarak düşünün. Politikaların üretildiği bir merkez olarak düşünün. Yani bir konuyu önceleyen ve çözüm üreten bir mekanizma olarak düşünün. Bakın her siyasi partiden temsilci istedik oraya. Gelin size ulaşan siyasi süreçleri birçok tedbir aldık. Mesela çağrı merkezimizi kapasite olarak neredeyse iki katına çıkarttık. Evden çalışan insan kaynağımızla sürece hizmet veriyoruz. Bakın psikolojik danışma hattını kurduk. Neredeyse günlük erişimi 1500-2000 telefonu buldu ki bizi yani son aldığım rapor 30'a yakın farklı şehirden arayanlar bile oldu. Hmm. Yani çünkü bu da bir travma yani bu da bir tabii. Sorun ve çözüme kavuşması gerekiyor. Burada psikologlarımız telefonla insanlarımıza hizmet veriyorlar. Ya birçok alanda yaptıklarımız var ama şu anda esas hazırlığımız gıda konusunda vatandaşımıza yardım sağlamak. Bu gıdanın yanı sıra nakdi yardımlarımızı arttırarak devam ettirmek. Bakın birçok iştirakimizin hizmetleri devam ediyor. Ama az önce dedim ya suyu dağıtıyoruz, gazı dağıtıyoruz ama diyoruz ki biz su faturanızı ya da gaz faturanızı ödemediniz diye gaz ya da su kesintisi asla yapmayacağız diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu aslında tümüyle bunlar bizim için bir gelir eksikliği. Yani şu anda %20 hani millet yok %40-50 diyor.
%20 oranında Ayşenur Hanım biz toplu ulaşımı azalttık. Ama şu anda %20 azaltmamıza rağmen giderlerimiz aynı, gelirlerimiz %10-15 oranlarında. Bunu niye anlatıyorum? Sıfıra insin zaten, biz onu istemiyoruz da. Ama bütün bu gelir düşüklüğüne rağmen biz hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bakın bir sayı vereyim ben size. Yani şu anda özellikle sadece iştiraklerimizin gelir kaybı şu tarihe kadar 300 milyon lira civarında. Biz bunun yanı sıra sadece raylı sistem, Karadeniz ulaştırma işindeki gelir kaybımız 182 milyon lira. Dolayısıyla kısa dönemde üst üste koyduğumuzda 750 milyon lira civarında Büyükşehir Belediyesi'nin gelir kaybı var. Ama ona rağmen kesintisiz hizmet sürecimizi devam ettiriyoruz. O bakımdan bakanlık üzerinden bize yazı yazdılar, bütün belediyelere yazdılar. Biz örneğin Büyükşehir Belediyesi olarak hükümetimizden gelir kayıplarına dönük destek ihtiyacını belirttik. Dedik ki şu kadar fona İstanbul halkının ihtiyacı var. İşte bizim bunları konuşuyor olmamız lazım Büyükşehir Belediyesi ile. Ama biz kesintisiz hizmetimize devam ediyoruz. Burada yardımlaşmayı birinci sıra işimiz olarak önümüze koyduk. Pandemi kurallarına uyulması ve dezenfeksiyon işlemlerimize İstanbul'un her noktasında devam ediyoruz. Yani buna otogarları da katabilirsiniz, sahaları, meydanları da katabilirsiniz. Kamu kurumlarını ki yaklaşık 1 milyon metrekareye yakın alan dezenfeksiyonu yapıyoruz. Taksicileri, minibüsleri de katabilirsiniz. 100 noktada dezenfeksiyon işlemi yapıyoruz. Bunun gibi İstanbul'da bu dönemin gerektirdiği bütün noktalardaki işlere katkı sunuyoruz. Buna tabii şunun hakkını verelim. Buna 39 ilçe belediyesi de eşlik ediyor. Koordinasyon merkezimizde biz 39 ilçe belediyesiyle de koordinasyon yürüten bir sistem kurduk. Bir arkadaşımız ve ekibiyle beraber 39 ilçeyle sıkı bir diyalogla süreç yönetimini yürütüyor. Sayın Başkan, yani birinci bölümü bitirdik. Evet. Şimdi ikinci bölümde bir troller meselesi çok enteresan. Şu nedenle aslında çok zavallı. Hani belki konuşmaya bile gerek yok. Ama bu belli bir kesime yönelik bir propaganda, siyasi rant aracı olarak kullanılıyor. Korona günlerinde unutulmayacaklar arasına giren bir vaka yaşadı başkan. Onu konuşacağız. Bu gıda takviyesi yardımı ya da gönüllüler ağı, kim nasıl bu ağa katılabilir, kim nasıl bağış yapabilir, bunları konuşacağız. İkinci bölümde bizden ayrılmayacağınızı düşünüyorum. Görüşmek üzere efendim.